Ligi. Sıcak bir gelişme. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. Derbide kırmızı kart görmüştü biliyorsunuz. Buna göre bu haftaki karşılaşmada oynayamayacak. Sonrasında Ümraniye maçında değil mi? Evet, 2 maç. Ümraniye Spor maçında da forma giyemeyecek İrfan Ama Can Ama arada kupa Kahveci. Maçı var. Lig kupa birbirini bağlıyor mu? Bağlıyor. Kırmızı kart o zaman kupa da çekecek. Doğru. Türkiye Kupası maçını unutmuşum ben. 2 maç ceza aldı İrfan Can Kahveci bu hareket sonrası. Altı kırmızı kart. 2 maçlık cezalarında maalesef sulandırıldığını görüyoruz son yıllarda. O maç bir maça indiriliyor. Yani doğrudan kırmızı kartın bütün dünyada cezası minimum 2 maç. Fakat tahkime başvuruyor kulüpler. İşte tahkim kurulu da bir maça indiriyor. Sanki yani ya iki sarıdan atılmış. Yaşandı bu sezonda evet. Sanki bir iki sarıdan atılmış pozisyonda oluyor futbolcu. Yani Hüseyin abi dünyada bizden başka kalkan kart görüyor musun? Kırmızı kartı kalkanlar da biliyoruz mesela. Yani tabii onu, yani maalesef. O zaman şuna geliyorum. FIFA'da hakeme dokunmak dedin ya. Abi Türkiye'de de yapın bunu. Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor. X bir ocağı da isim verip gündeme getirmeyelim. Ya da birkaç hoca. Dördüncü hakeme gidip de dokunabiliyor mu? Hakeme herhangi bir hakaret edebiliyor tabii mu? Tabii. Yanına yanaşamıyor. İstiyorsan bizim yani. Buradaki tribünlerde maç izlerken önümüzde neler oluyor ya? Gidiyor, çekiyor, bağırıyor, yardımcısı geliyor. Masörü bile geliyor ya. Masörü bile geliyor. Şampiyonlar Ligi maçını izliyoruz. Bakıyorum ki hepsi kuzu gibi. O zaman aynı uygulamayı burada da yapacaksın. Yapacak. Burada da yapacaklar. Evet. Yapmadıkları için de ipin ucunu bir türlü alamıyorlar. Sürekli kaçtıkça kaçıyor. Sonra 2 maçlık ceza 1'e düşüyor. Sonra Joseph'in o görmüş olduğu kırmızı kart bana göre bu sene sezonun en ağır kararıdır. Hatta düşmesi gereken ceza düşmüyor. Düşmemesi gereken Joseph'in düşüyor. Cezası bırak düşmesi ya kaldırılması lazım ben o günü. Ben geçen sene o cezanın kaldırılması benim gibi inanıyor musun abi? O ceza ağır bir ceza değil. Vicdan olarak evet. Ama kağıt üstünde. Kağıt üzerinde neler kaldırılıyor evet. Hüseyin abi? Biraz önce sen söylüyorsun. Ya 2 maç akşam rapor değişiyor. 2 maç bir maça düşüyor. 3 maç bir maça yönetici cezaları kalkıyor. Onun haberini yapmıştım. Son geçen seneyle birlikte galiba son 10 olayda 2 maçlık cezalar 1 maça indirilmiş 10 futbolcuda. Yani. O Joseph'in cezasını kaldıramayan Kulüpler Birliği başkanlar sonra dedim ki hiçbir şekilde ağlamasınlar, sızlamasınlar. O ceza kalkmalıydı. Efendim maddede ceza gerektiriyor. Evet. O maddeyi kaldırsan, o ceza kalksa kim itiraz edebilirdi? Bana Türkiye'de Joseph'in ama o gün... O maddeyi nasıl kaldıracaksın ki? Ha yani kırmızı kartın cezası futbol kurallarında yazıyor. Yani nasıl kaldıracaksın ki o maddeyi? Abi kırmızı hani, kartın iptal edemiyor musun? Erteleyebilirdi mesela. İptal edemiyor musun? Ertelersin sezon sonunda komple kaldı. Ben de cezalar, teknik adamların cezaları erteleyip sonra kalkıyor. 2 yıl erteliyoruz. Bak, kırmızı kart Türkiye cezası. Süper Ligi dahil, birincilik dahil, ikincilik dahil, üçüncülük dahil. Joseph'in o günü görmüş olduğu kırmızı kartı akşam deyin ki biz Türkiye futbol severler olarak kulüpler, Süper Lig kaldırıyoruz. Buna itiraz olan var mı derse bir Allah'ın kulu itiraz etmez. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Jorge Jesus UEFA'dan bir maç men cezası aldı. Sahaya geç çıkmaktan dolayı. 2 yıl ertelendi cezası. Yani onu ben haber yapmıştım. Türkiye'de fazla konuşulmadı. UEFA'da Jorge Jesus'un bir maçlık cezası var. Ertelemeli şu anda. Yani aynı suçu bir daha işlerse hem oradan alacak. İşte bu son AYK Larnaka maçı mıydı? O maçtan. Sahaya geç çıktığı için. Geç çıktığı için evet. bir maç ceza aldı ama ertelendi diyorsunuz. Evet. Ben de yeni diyorum bunu mesela. Evet, ben haber yaptım onu. Herhangi bir işte cezaları benim gibi takip eden havalı basında. Hüseyin Özgök seviyor bu ceza olayı. Evet yani maddeleri biliyor, araştırıyor, maddeleri biliyor. Sen benim bilgisayarı görsen bütün ama statüler, talimatlar dolu. Çünkü altyapısı olduğu için o işlere çok iyi anlıyorum. Uruguay, Mustera konusunda bir türlü katılamıyorum. Evet madde var. Yo, bana söyleme yani. Hayır, madde var. Küçük de olsa ben bir Uruguay basınından direkt sana sen okuduğum haberi söylüyorum. Sen küçük de olsa bir olasılık olduğunu söylüyorsun. Evet, Uruguay basını doğru yazdığı bir şey yok. Ya da o maddeleri ceza alacağını yani Uruguay basını şöyle diyor. 2024'te Mustera bizde olamaz demeye getiriyor. Galatasaray'la olamaz diyor mu mesela? Tabii uluslararası geçerli olan ceza diyor. O ceza çok ses getirir. Yani dünyada da çok ses Hiçbir getirir. Hiçbir şey olmaz. Yani ben hala üstüne basa basa söylüyorum. Eğer işin içinde... Bir kere oradan Uruguaylı iki futbolcuya uzun süre bir men cezası çıkacak. Mustera onların içinde olmayacak ama Mustera belki maç cezası alır. Ama iki futbolcuya Atletico Madrid'in de paçaları tutuştu. Şimdi onlar da sizin söylediğinize benzer şeyler söylüyorlar. Ya işte bizim kulübümüzde ne günahı var falan diye ama bilmiyorum artık göreceğiz. Her yerinde tehlike var.
Ne kadar oldu kupa geçeli? Bir ayı geçti. İkinci aya giriyoruz. Şubat diyorsak üçüncü aya gireceğiz. Böyle bir ceza varsa ver mesela. O en kötüsünü söylüyorum. Ha, madem evet ki ver. Yani bu yarışın içinde soruşturma uzun bir neyi soruşturması abi? Her şey ortada ya. Ben bunu anlamadım. Bu kadar abi, her şeyini ona göre transferimi yapayım ben. İşte onu ne söylüyorum. Bileyim hani bakayım alternatif şimdi bak, düşüneyim değil mi? Yemin söyledim. Trabzonspor maçına denk gelebilir. Fenerbahçe ama sen şu anda yarışın en sıkı yerine gelmişsin. Muslera 3 maç ceza veriyorsun. Ben hala söylüyorum. İhtimal vermiyorum. Ama en kritik maçta 3 maç ceza. Takımın en iyisi. Galatasaray şampiyon olacaksa Icardi ile olacak dedim ama Icardi ve Muslera atanı ve tutanıyla. Atan tutan aynen. Cristiano Ronaldo da Suudi Arabistan'da İngiltere aldığı 2 maç cezayı çekecek mesela. İngiltere'de aldığı cezayı çekecek evet. Ama. İngiltere futbol liginde aldığı ceza. Evet. Dünya kupasında değil. O normalde o burada da aynı. 2 maç kırmızı kart cezan varsa nereye gidersen git o cezayı çekiyorsun. O başka bir şey. Yok doğru. İşte FIFA'da da dediğim gibi disiplin cezalarının uluslararası geçerliliği olabiliyor. Neyse burada göreceğiz ya bekleyelim. Ben daha çok beklemiyorum. Bir an önce açıklasınlar da hani Galatasaray da ona göre Şubat'ta dardını alsın. Şey yapıyor. Yani Şubat'ta daha çok var. Şubat'a kadar 5 maç var. Tam Şubat'a geldik. Trabzonspor maçı var. Diyecek ki bir dakika bu maçta cezalısın. Keşke dün bu arada söyleseydi. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancağ'a da 75 gün hak mahrumiyeti cezası gelmiş. Şimdi cezalara da ona galiba 3 ayrı şeyden disipline sevk edilmişti. Evet. Daha yeni cezası bitti galiba Sayın Başkanım. Başakşehir, Adana Demirspor maçı sonrasında bazı sert açıklamalar yapmıştı. Lig dizayn ediliyor, işte birinci, ikinci, üçüncü belli diye. Ama burada lig müsabaka hakemine yönelik hakareti evet, nedeniyle. Soyunma odasında da öyle bir şeyler olmuş. Evet. 3 ayrı şeyden ceza kuruluna sevk edildi. Hı hı. Murat Sancağ'a da 75 gün hak mahrumiyeti cezası gelmiş. Bu haftanın da yankıları böyle. Şimdi Galatasaray Hatay'la oynayacak dedik. O maça bir giriş yapmıştık. Konsantrasyon eksikliği olabilir mi? Tereddütü var. Aynı derbi konsantrasyonuyla çıkamayabilir Galatasaray maça. Hakemler de açıklandı. Bu arada tabii onları da bir konuşmak lazım. Galatasaray Hatay maçını Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ı da Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında görev almıştı önceki hafta. İşte hakemler görüntüde. Şöyle bir bakıyoruz. Haftanın önemli maçlarından biri. Trabzonspor Başakşehir Ali Şansalan bu karşılaşmada düdük çalacak. Konyaspor Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen görev yapacak sevgili seyirciler. Gaziantep Fenerbahçe maçında Mustafa Kürşat Filiz. Alanyaspor Trabzonspor maçının hakemi miydi? Yanlış hatırlamıyorsam en son. Hakemler bu şekilde